Evet arkadaşlar, şu an Ömer abinin ahırına girdik. Avludayız. Ömer abimiz karanlıkta sağım yapıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bereketli olsun abi. Sağ ol kardeşim. Nasılsın, iyisin? İyiyiz Allah'a şükür. Siz sormalı. İyi Allah'a şükür abi bizde. Sağıyorsun yine. Sağıyoruz. Bu şekilde zor olmuyor mu abi? Elektrik yok. Süt sağım makinesi yok. Hiç zorluğu yok. Hiç zorluğu yok. Tek tek savuyorsun abi böyle. Evet. 27 tane keçim var. 27 aynen. Keçiyi. Şöyle arkadaşlar, Ömer abi alışkın olduğu için bakın nasıl savuyor. Hocam. Arkadaşlar, koyunda bu yok. Koyun dalaşlı olduğu için illaki elinizi ayağınızı batırıyor. Ama keçi bu şekilde değil. Elektrik yok abi. Bir saatten sonra sen de sıkılıyordur herhalde. Nasıl oluyor? Elektrik yok, süt sağım makinesi yok. Bunları düşünüyor mu abi? Bir elektrik kurmayı, bir süt sağım makinesi kurmayı. Yemek yemesi bile zor geliyor insanlara. Yemek bile yemesi bile zor geliyor insanlara, değil mi abi? Arkadaşlar, Ömer abimiz bu şekilde 27 tane keçi sayıyor. Yaklaşık olarak Ömer abi kaç litre sütün oluyor? 70-80 civarı demiştin. Ortalama 70-80 civarı sütü oluyor. 70-80 kilo süt 27 keçiden. Çok güzel. Maşallah, keçileri de Ömer abinin dediğim gibi çok iyi arkadaşlar. Hep seçme keçiler. Keçin sütle süt fiyatı ne kadar abi? 4 lira değil mi şu an burada? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Günlük 70 litre süt 280 TL para topluyor. Aylık olarak da bu rakam 8 milyar 400 civarı para topluyor, değil mi abi? Aynen. 400'ünü at, aylık 8.000. İyi para abi, değil mi? Vallahi memnun musun? Çok memnunum. Çok memnunuz. Şöyle arkadaşlar, sizlere sağımı da gösterelim. Sütü de köpürttürüyor Ömer abi, maşallah. Böyle arkadaşlar, bütün keçileri tek tek kendi eliyle burada Ömer abi savuyor. Biz de onunla beraber şimdi video çekiyoruz. Yine geldik. Ömer abi de bıktı bizden. Her gün video çekiyoruz artık Ömer abi de. Seni de iyi tanıyorlar abi. Artık aboneler yorum atıyor. Yaptığı işi çok takdir ediyorlar senin de. Biz yaptığımız işe sabah ediyoruz kardeşim. Sebat edince de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, herhangi bir elektrik yok, süt sağım makinesi yok. Ömer abi her işi kendisi robot gibi bu şekilde yapıyor. Abi, giderler hakkında da konuşalım istersen. Günlük olarak 27 keçi ne yiyor abi? Günlük keçi gene yalanı yiyor. Valla ben 2 kova yem döküyorum. Sabah akşam 4 kova. Evet. Yani bir çuval yem açıyorum, 3 gün gidiyor işte. Bir çuval yem açıyorsun, 3 gün gidiyor. Bir çuval yemin fiyatı 87 nedir? TL alıyor. 87 liraya alıyorsun bir çuval yem. 3 gün gidiyor. Peki abi, yonca olarak günlük kaç balya yonca veriyorsun? Şu anda vermiyorum. Şu anda yonca vermiyorsun. Şu anda vermiyorum. İşim olduğu zaman, tarla, başka tarlada işim olduğu zaman, yağmurlama sistemin saati geldi mi, o zaman biraz yonca veriyorum. Geç evet. Çıkarıyorum hayvanları. Evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere Ömer abinin yonca tarlası da var. Onunla ilgili video çekmiştik. Şimdi soranlar olur, dün burada Ömer abi yonca veriyordu falan diye. Arkadaşlar, dün tarlada sulama sistemi olduğu için Ömer abimiz bir balya yonca basmıştı. Normalde yonca basmıyor. Şöyle tek tek arkadaşlar sizlere sağımı göstermek istiyorum. İşimiz oldu mu? Yonca. İşimiz olmadı mı? Yaylım. Görüşürüz. Yaylımdan yeni geldi bu arada arkadaşlar. Saat 9 civarı. Ömer abimiz 9'da yaylımdan geldi. Abi, bu işi yapmayı isteyen çok ama
insanlarda, arkadaşlarda yani şöyle şey yok. Korku var. Herkes korkuyor. Ya batarım, çıkarım, yapamazsam diye. Ya kardeşim batarsa 20 milyar para batar ya. Çok değil, 20 milyar para batar değil mi abi? Trilyon harcamayacaksın ya. Dur kızım. Dur. Şimdi bir fabrika kuruyor adam, trilyonları harcıyor. Evet. Yürütemiyor, işlemiyor. Trilyon batıyor. Ama bizim gibi ufak işletmeciler batarsa 20-25 milyar para. Küçük işletmecilerde büyük paralar kazanabilirsiniz siz de arkadaşlar. Ömer abi aylık 8 bin lira para kazanıyor. Bunun kaç lirası gidiyordur abi aylık? Ortalama. 2 milyar gider olsun ya. 2 bin lira gider olsun. 6 bin lira para kalıyor arkadaşlar. Bu kaç ay sürüyor abi böyle? 7 ay falan gidiyor. 7 ay sürüyor yani. 7 ay? Tamam. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. 7 ay keçiler sağılmaya devam ediyor. Güzel paralar kazanıyorlar. Maşallah diyelim. Bereketli olsun. Şöyle arkadaşlar sizlere telefonun flaşıyla gösterebildiğim kadar keçileri de göstereyim. Şöyle bakacağım. Dur. Aç abi dur. Abi buraya bir panel sistemi alman lazım. Senin güneş paneli. Seneye nasıl olursa seneye. Seneye artık. Bu sene bu şekilde geçecek. Arkadaşlar Ömer abi de sıfırdan başladı. Yani onun da trilyonu yoktu. Yavaş yavaş artık para kazanıyor. Kazandı, parayla keçi aldı. Süt parasıyla. Sonra arkadaşlar buraya panel sistemi kurduracak. Süt sağım makinesi kuracak. Ama hepsini bir anda yapamıyor tabi. Onun da bütçesi kendine göre ayarlı değil mi abi? Her şey bütçe. Yani ben çok para yazacağım diye parayı harbi parama savurmayacağım. Seneye her şey yavaş yavaş yoluna girer. Hepsi. Seneye her şey yavaş yavaş yoluna girer. Hepsi bir anda olmuyor arkadaşlar. Yavaş yavaş. Tabi. Borçsuz hayvanı borçlu yaparsın. Borçsuz hayvanı borçlu yaparsın. Doğru söylüyorsun abi. Dur bakayım. Dur tamam. Az kaldı. Dur bir dakika dur. Dur. Gerdel de doldu maşallah. 3 keçi de gerdel doldu abi. Arkadaşlar bu 70-80 kilo sütü böyle bir gecede sağmıyor. Sabah akşam olarak 70-80 kilo değil mi abi? Abi. Yani sabah akşam olarak zaten günde süt bir kez veriliyor arkadaşlar. Şimdi Ömer abi keçi sütünü savuyor. Buraya asıyor. Sabah da geliyor savuyor ve sütçü gelip buradan alıyor. Keçiler devirmesin diye süt kovasında dışarıya çıkardık. Arkadaşlar sizlere karanlıkta video çekmeye çalışıyoruz böyle. Umarım siz de yaptığımız emeklerin karşısında bir beğeniyi çok görmezsiniz. Kanalıma abone olarak bana da destek olursunuz inşallah. Devam ediyorum abi şu an videoya. Videodayız. Bu çepiş galiba abi. Heh? Ömer abi keçilerin tekeden geçti hepsi artık. Onlar da 5 ay sonra doğuracak herhalde değil mi? Allah nasip ederse. Allah nasip ederse. Onlar da 5 ay sonra doğuracak arkadaşlar. Şu an keçiler tekeden geçti. Hala da süt savunumuna devam ediliyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar videolarımızda çok aydınlatıcı konuşmak istiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi nasıl satıyor, neyi nereye veriyor. Sütü de mandaraya veriyorsun abi değil mi? Sütü mandaraya veriyoruz. Gelip, sütçü gelip kapının önünden alıyor. Biraz açsana abi.
Şöyle arkadaşlar, karanlıkta keçileri bulmakta da zorlanıyoruz. Hangisi hangisi diye. Hop. Seneye bir sahım makinesi de abi kurman lazım. Dörtlü sahım sistemleri oluyor. Ya biz onları şey biliyoruz da. Aynen. Paraya kıyamıyoruz. Paraya kıyamıyorsun değil mi abi? Yavaş yavaş olur abi yavaş tabi yavaş. Böyle. Böyle sebat ettiğin sürece. Acelemiz yok Allah'ın izniyle. Aynen arkadaşlar. Ömer abiyi de görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Acele yok. Her şey yavaş yavaş. Güzel bir şekilde. Olsun. Allah da yardım ettiği sürece Allah'ın izniyle her şey yerli yerinde olur. Arkadaşlar, karşıdan göründüğü kadar da kolay bir iş değil. Onu da söyleyeyim. Gerçekten zor bir iş. Yani para kazanıyorsun eyvallah, ama yaptığın İşte kolay iş değil arkadaşlar. Ama severek yaptığınız sürece bence hiçbir zorluğu yok. Değil mi Ömer abi? Vallahi bana çok kolay geliyor bu işler. Hiç yılmıyorum. Hiç yılmıyorsun değil mi abi? Para kazanıyorsun çünkü sonuçta. Çocukluktan beri işin içindeyim ondan yani. Yani bir de para kazandığın için abi, şimdi para evet. Kazanmasan para kazanmasan ya, zor gelir. Zor gelir. Ama para kazandığın için de para kazanıyoruz da Allah'ın bereket versin. Keşke almasa da halimiz haraptı yani. Evet, keçiler olmasa da hiç sıkıntılı abi. Karanlıkta tek başına 27 keçi sağmak kolay iş değil abi. Vallahi Allah hayvan versin de. Aynen. Yani herkes bu işi yapmak için abi şey yapıyorlar mesela. Otomatik oluk yem sistemi, süt sağım makinesi, efendime söyleyeyim elektrik olabilir. Yani lüks yapmak istiyor abi herkes bu işi. Ya, takım hepsi hayvan bakçı. O yüzden de arkadaşlar ben bu çizmeler sabah ayağıma saat 7.30'da giydim. Sabah 7.30'dan beri çizmeler ayağının altında. Arkadaşlar duyuyorsunuz. Allah kolaylık versin diyelim Ömer abiye. Şu an Ömer abi keçileri sağmaya devam ediyor. Biz de burada videoyu bitirelim. Bugünlük videomuz da bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Ömer abiyi dinlediniz, duydunuz. İnşallah güzel bir video olmuştur. Kanalıma abone olarak bana da destek olun arkadaşlar. Herkese tavsiye ederiz yani keçiciliği. Evet, herkese keçiciliği tavsiye ediyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.